بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النكاح وباب نكاح كتابي يعني شر معاني الآثار üçüncü mücelledenin başlangıcı kitab-ı nikah ile başlıyor. Bab ma nuhiye anhu min sevmir reculi ala sevmi ahihi ve hıbbetihi ala hıbbeti ahihi. Kitab-ı nikahda birkaç bab var. Birinci bab şu meseleden başlıyor ki nuhiye anhu. Bab ma nuhiye anhu. Bu bab şöyle bir babdır ki ondan nehyolundu. O da neden? Min sevmir racüli, bir adamın pazarlık yapmasından, ala sevmi ahihi, Müslüman bir kardeşinin pazarlığı üzerine. Müslüman bir kardeşi pazarlık yapmış, hemen hemen anlaşacaklar. Bu gidip onu bozuyor, o pazarlığı kendisine çeviriyor. Alışverişte. Bundan Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehyilemiş. Bir de ve hıbbetihi ala hıbbeti ahihi. Bir adam birisinin kızını yahut da başka bir kadını nikah etmek üzere anlaşıyorlar. Bu vazgeçmeden öteki gidip o da talip oluyor. Bundan da nehyilemiş. Bu meseleyi burada İmam-ı Tahavi uzun uza diye bahsediyor. Haddesena İbrahim ibn Ebi Davud kâle haddesena Müseddedü ibn Müserhet kâle haddesena Yahya ibn Sa'id en Ubeydillah ibn Umar قال حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر buyuruyor ki Peygamber Efendimiz صلى الله عليه وسلم قال buyurdu ki لا يبيع الرجل على بيع أخيه لا يبيع satmasın satamaz yani الرجل bir adam على بيع أخيه kardeşinin beyi üzerine. Bir adam bir alışveriş yapıyorsa gidip de onların alışverişini bozmasın. Bir adam gitmiş müşteri oluyor. Alışveriş yapacak gitti o da müşteri oldu. Yok. Bunu yapmasın. La yebi'u neşi istekbar. Nehi suretiyle de olur. La yebi'u satmasın. Fakat la yebi'u daha ebleğ oluyor. Yani satamaz. Alamaz. Öteki adam alışverişi bitirmediyse bu gidip araya karışması doğru değil. Peygamber Efendimiz nehy ediyor. Ve la yuhtubu, hıtbe edemez. Kadının nikahını talep edemez. Ve hıtbeti ahi, bir Müslüman kardeşi onu talip istiyor, nikah edecek. Bu araya gidip de bu işi bozup kendisi de isteyemez. Bu hadis-i şerifi burada zikrediyor. Haddesena Yunus'u قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن نافع عن ابن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه إمام التحاوي يونس سرق لدين حديث الشريف روايته لدي حدثنا يونس وأحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني الليث قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة المهري أنه سمع عقبة بن عامر Abdurrahman Şimase diyor ki Ukbet ibn Amir'i der olduğu halde işittim. Yekulu der de alel minberi minberde dediğini işittim ki İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz kâle buyurdular. El mü'min ve hul mü'min. Mü'min mü'minin kardeşidir. La yehillu lehu bil mü'mine helal olmaz. En yebta'a müşteri ola ala bey'i ahihi kardeşinin talip ve müşteri olduğu bir şeye gidip onun da müşteri olması helal olmaz. Hatta yeder, hatta o adam terk eder, yeterken. Bu adam terk eder, almaz, gider, o vakitte sen gider, müşteri olursun. Ve la yahtubu kadının nikahını isteyemez, nikahını talep etmez. La hıbbete ahi, kardeşinin hıbbesi üzerine. Yani bir mümin kardeşi bir kadınla evlenmek için ona talip olmuş. Bu gidip araya geliyor. O da ona talip oluyor. Bu helal olmaz. Hatta yedere. Bu mümin kardeşi ya alır kadını yahut da terk eder. Terk ettikten sonra gidip o da isteyebilir. Talip olabilir. Haddesena Yunus kâle akhbara ibn-i vehbin. Akhbara ibn-i vehbin.
قال أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب فذكر بإسناده مثله. Aynı hadisi şerifi İmam-ı Tahavi başka bir senetle daha zikrediyor. Haddesena Ali ibn Abdurrahman قال Haddesena Ali ibn Cad قال أخبرنا Sahur ibn Cüveyriye. Kitapta Cerire yazılı Sahih-i Cüveyriye. Sahur ibn Cüveyriye en-Nafi'in Ali ibn Umar'a قال Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki La yebi'u müşteri olamaz ba'dukum sizin ba'dınız ala be'i ba'din ba'sınızın müşteri olduğu şeye ve la yahtubu ahadukum sizden biriniz kadının nikahına talip olamaz ala hıbbeti ahi kardeşi talip ise başka bir mümin kardeşi talip ise o ona talip olamaz hatta yetrükel hatibu bu isteyen adam terk ede ev ye'ezene lehu yahut da izin verecek ben terk ettim, sana izin veriyorum. Feyahtubu, o vakitte gider, kendisi ister. Haddesena Ahmed ibn Davud, kal, haddesena Yakub ibn Hamid, kal, haddesena Abdülaziz ibn Muhammed, an Davud ibn Salih ibn Dinar, an Ebihi, an Ebi Sa'id'in Hudri, anna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ebu Sa'id'in Hudri diyor ki, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kal, buyurdu ki, La yesumur racülü bir adam sevm yapamaz. Bey'u şira alışveriş yapamaz. Ela sevmi ahihi kardeşinin alışverişi üzerine. Madem bir kardeşi bir alışveriş yapıyor, gidip de araya girip onun basarlığını bozması ona caiz olmaz. Hatta sene Yunus'u kâle ahberen ebni vehbin kâle ahbereni Yunus. Huve ibni Yezid. Yunus ibni Yezid. Ali ibni Şehabin kâle haddeseni Sa'id ibni Müseyyeb. قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله يعني أنه قال رسول الله Efendimiz'den Ebu Hureyre rivayet ediyor yani Peygamber Efendimiz buyurdu ki La yahtubu kadının nikahını talep edemez ahadüküm sizden biriniz ala hıbbeti ahi kardeşinin başka bir mümin kardeşinin nikahına talip olduğu bir kadını gidip de onun araya girip onu bozup da kendisine isteyemez. Hatta yenkihe. Hatta o adam o kadını nikah eder. Ev yetürke yahut da terk eder. Vazgeçe o vakitte başkasına da gidip de o kadının nikahını istemek caiz olur. Haddesena Ali ibn-i Mâbed'in gâle Haddesena Abdullah ibn-i Bekir'in Kitapta Bükeyr yazılı Sahih-i Bekir'in Kale haddesena Hişam ibn Hassan en Muhammedin en Ebi Hüreyre'te radıyallahu anh en Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal Ebu Hüreyre radıyallahu anh dedi ki Peygamber Efendimiz buyurdu ki La yahtubur retülü bir adam kadının nikahını talep edemez ela hıffete ahihi başka bir kardeşi o kadının nikahına talip ise ve la yesumu basırlıkta yapılmaz ela sevme ahihi mümin kardeşinin basarlığı üzerine alışveriş de yapamaz. Onun basarlığını bozamaz. Haddesena Ebu Bekret'e kâle, haddesena Ebu Velid kâle, haddesena Şöbe anil Alâ ibn Abdurrahman an Ebihi an Ebi Hureyret an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem mislehu. Yine hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Ebu Bekre tarike ile rivayet ediyor. Yine Ebu Bekre tarike ile başka bir senetle rivayet ediyor. Haddesena Ebu Bekret'e kâle haddesena Ebu Velid kâle haddesena Şöbetü an Sehli bin Ebi Salih an Ebihi an Ebi Hüreyret an Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem ve sümme zekere mislehu. Eyni hadisi şerifi zikreyledi. Haddesena Rabi'ul Mâzinu kâle haddesena Esed kâle haddesena Ebne Bizzinad an Ebihi an İl-Ares an Ebi Hüreyret'e kâle. Ebu Hüreyre radıyallahu anh dediler ki Semiyetü Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yekûl Peygamber Efendimiz'in der olduğunu işittin. Buyururdu. Ne buyururdu? La yahtubu ahadukum ala khutbati ahihi hatta yankiha ve yetruke. Böyle dediğini ben işittim. La yahtubu bir adam hitbe yapamaz. Ahadukum sizden biriniz ala khutbati ahihi kardeşinin hitbesi üzerine. Bir mümin bir adam bir kadının nikahına talip ise sizden biriniz gidip de onlar pazarlığı o nikahı bitirinceye yahut da terk edinceye kadar sabretmesi lazım. Bunu araya girmesi. Hatta yenkihe o adam ya nikah eder yahut da terk eder.
nikah ederse zaten mesele bitti gitti, o adam aldı. Yok, terk ederse başka bir mümine o vakitte helaldir, gitsin o talip olsun. حدثنا يونس قال أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أنبار فنس ويردرر كي لا يخطب أحدكم سيزدن بيرنس خطبة يقمص على خطبة أخي قادشنا خطبة سيزدن لعلم خطبة يورن قادنا نكاحني طلب اتمك خطبة درلر. حدثنا يونس أخبرنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن محمد بن يحيى بن حبان Hanın fethiyle. Hibban harekelenmiş, doğrusu Hibban. Anil ariz en ebi hureyreten Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. Eyni hadisi şerifi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden İmam-ı Tahavi Yunus Terikiyle rivayet ediyor. Haddesena Rabbi'ül Mezinu kâle haddesena Bişir ibn-i Bekri kâle haddeseni Levza'iyyu kâle semiyyut Eba Kethir'in yekûlu. İmam Mevza'yı diyor ki Eba Kesir'i işittim, derdi ki Semiyetü Eba Hüreyre'de yakul Ebu Hüreyre'nin dediğini işittim. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hüreyre'nin ne dediğini, şöyle dediğini ki Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular La istamur recülü alışveriş yapamaz ala sevme ahihi mümin kardeşinin alışverişi pazarlığı üzerine pazarlığa gidip karışamaz. Bu basakları bozamaz. Hatta yeşteriye. Bu adam ala ev yetürke yahut da terk ede. Bir mümin bir şeyi almaya talip. Pazarlık yapıyorlar. Aşağı yukarı anlaşacak. Bu gitti. Ziyade etti. Araya girdi. Ziyade etti. Bu caiz değil. Niçin? Bunu terk et. Bu adam ya alır ya vazgeçer. Alırsa zaten aldı. Vazgeçerse o vakitte sen git talip ol. Ve la yahtubu ala hitbeti ahiyi. Bir kardeş, bir mümin kardeşi bir kadın nikahına talipse başka birisinin gidip ona talip olması bu da helal olmaz. Hatta yenkihe ev yetruke. O evvelki adam ya nikah eder yahut da terk eder. Nikah ederse mesele bitti. Yok, vazgeçerse o vakitte gider ikinci adam talip olabilir. Haddesena Yunus kâle akbereni Abdullah ibn-i Nafi en Davud ibn-i Gays en Davud ibn-i Gays en Ebi Sa'idin Mevla Abdullah ibn-i Amir İbn Kureyz an Ebi Hureyre'de kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki Peygamber Efendimiz buyurdular la yebi'u alışveriş yapamaz. Ba'dukum sizden bazınız ala bey'i ba'din diğer mümin kardeşinin alışverişi üzerine o bir şey satın alıyorsa sen de gidip onu almaya talip olma. وَلَا يَخْطُبُ بَعْضُكُمْ sizden biriniz hutbe yapmaz. Kadının nikahına talip olmaz. نَوْزَنَا عَلَى خِفَّةِ بَعْضِ diğer bazısının talip olduğu bir kadına. Madem o adam o kadına talip olmuş, sen araya girip de meseleyi bozma. O adam ya nikah etsin ya terk etsin. İşte bu kadar ahadisi şerife burada zikreyledi. قال Ebu Cehfer İmam-ı Tahavi buyurdu ki فَذَهَبَ قَوْمٌ bir kavim sahip oldular ilaha da buna. Ve kalu dediler ki la yehillu la ahadin hiçbir kimseye helal olmaz en yesume pazarlık ede bir şeyin bir şeye hatta kad yusavimuhi en yesume pazarlık ede bir şeyin pazarlığını yapa ki kad yusavimuhi gayruhu kendisinden başka birisi müsaveme ediyor, pazarlık ediyor. O adam mal sahibiyle anlaşıyor. Madem bunların ikisi anlaşıyorlar öyleyse ikinci bir adama caiz değil ki araya gire de pazarlığı boza yahut da üzerine ziyade eder. Sen bunu kaça alıyorsun? 5 kuruşa, benden 6 kuruş alırım. Yok, bu caiz değildir. Hatta yetrukehu, hatta o adam terk eder. Ellezî öyle adam ki katsâveme bihi onun pazarlığını yapıyor. Mal sahibiyle anlaşılıyor. O terk edinceye kadar araya girmesi caiz ve helal değildir. فَكَذَٰلِكَ لَا يَنْبَغِي yani layık değildir. لَهُ bir mümine ki en يَخْتُبَ اِمْرَاتًا bir kadının nikahını isteye. Ki قَدْ خَتَبَهَا غَيْرُهُ başka birisi onu hitbe yaptı, onun nikahına talip oldu, istiyor. حَتَّى يَتْرُكَهَا hatta o birinci adam terk eder. O kadını terk eder. الْخَاتِبُ لَهَا o kadına talip olan onu terk eder. Terk etmedikçe ona gidip isteyemez. Ne vakit terk eder, vazgeçerse
bu vakitte gidip onun nikahını isteyebilir. Ve ihtecu fi zalika, bu mesele hakkında da ihticac eylediler. Bi hazihil asar, bu eserlerle ihticac eylediler. Ve halefehum fi zalika aharun, bu mesele hakkında diğer alimler bunları muhalefet ettiler. Fekalu, dediler ki, imkânel müsavimu, pazarlık eden adam vurursa, evil hatibu, dövücü olan adam vurursa, kadrekene ileyhi, o işe rükün etmişse, meyil etmişse, yani o işin peşini takip ediyor, vazgeçmemiş. Böyle ise, felâ yehillü helal olmaz li ahadin, hiçbir kimseye, en yesûme pazarlık ede alâ sevmihi, onun pazarlığı üzerine. وَلَا يَخْتُبَ دُوْجُوا لَا عَلَى خِتْبَتِهِ, onun düvücülükü üzerine. حَتَّى يَتْرُكَ, hatta evvelki adam terk etmedikçe. Bir adam bir şeyi alıyor, onu azmetmiş, illa alacak. Vazgeçtiği yok. Yahut da bir kadınla evlenecek, onun peşini takip ediyor. Bu işi bitirdiği yok, terk ettiği yok. Başka birisinin araya gelip de girmesi caiz değildir. Demek ki arada meselede rükün meselesi var. Rükün demek meyil. Eğer ikisi alan adamla satan adam artık ikisi de meyilli bu işi yapacaklarsa üçüncü bir adamlara girmesi caiz değil. Dövücüyle bir de kadının velisi arasında da böyle sözleşme ittifak varsa başka bir adamın araya gelip de dövücü olması caiz değil. Galu, dediler ki, وَهَذَا السَّوْمُ وَالْخِطْبَةُ الْمَسْكُورَانِ فِي الْاَثَارِ الْوَى, evvelki eserlerde zikredilen pazarlık ve dövücülük, öyle pazarlık, dövücülük, elmenhiyyü anhuma, onlardan Peygamber Efendimiz'i nehyeyledi. Bunlar, innemen nehyü fiha, bunlardaki nehy, neden dolayıdır? Ama bir şeyden dolayıdır ki, zekernahu, biz onu zikreyledik. O da ney? Rükun. Rükun ki yani meyil artık var. Her iki tarafta onu azmetmişler, bu işi bitirecekler. İşte onda araya girmek caiz değildir. Emma men savem, emma bir adam pazarlık yaparsa, recülen bir adama bir şeyi pazarlık etti, alacak. Ev hatebe, dövücü oldu. İleyhi, bir adamı hutbeyi istedik. Ne imreten, bir kadına dövücü oldu ki, hu, o adam veli yuha, kadının velisidir. Bir adamın velisi, kendisi o kadının velisi olduğu bir adama gitti, dövücü oldu. Kadını istiyor, nikahlayacak ya kendisine ya oğluna. فَلَمْ يَرُكُنْ اِلَيْهِ, fakat o alışveriş yapanlardan müşteriye meyil olmadı, yahut da dövücüye meyil olmadı, razı olmadı. Satmıyor yahut da kadını vermiyor. فَمُبَاحٌ لِغَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ, nas'tan başkası için mübahtır. اَنْ يَسُومَ, pazarlık yapa, بِمَا سَاوَمَ بِهِ, evvelki adamın pazarlığı üzerine bunu da gidip pazarlık yapması mübahtır. Ve yahtube, yahut da dövücü olabilme hatabe, evvelki adamın dövücü olduğu gibi bunu da gidip dövücü olması bu caizdir. Ve ihtecu fi zalike, bu mesele hakkında ihticac eylediler. Bima, bir hadis ile ki, haddesena, bize rivayet eyledi Yezid ibn Sinan. Kale haddesena Abdurrahman ibn Mehdi. Kale haddesena Süfyanu. En Ebi Bekir ibn Ebil Cehem. Kale semiyatu Fatimete binte Kaysin. Ebu Bekir bin Ebil Cehen diyor ki, ben Fatime binti Kıysi eşittim. Tekulu, değil, buyururdular ki, inne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz kâle lehu, ona emreyledi ki, izen gadet iddetüki, iddetin bitti mi, fe azininneni, sen bana haber ver. Bu kitapta iki nun arasında bir ya yazılmış, o galat. Fe azininne, sen haber ver ni bana. Kâlet, Fatime buyurdular ki, fakat beni hutabın, bana dövücüler geldiler. Hutab ki muhatip, dövücüye derler. Fihim, o dövücüler içinde var idi, Muaviyetu ve Ebul Cehem. Muaviye var idi, bir de Ebul Cehem var idi. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz buyurdu. Yani gitti kadın, müstişare etti Peygamber Efendimiz'e. Peygamber Efendimiz de buyurdular ki, inne Muaviyete hafiful har. Ey fakirim, Muaviye hafiful haldir, fakirdir. Ve Ebu'l-Cehem ise yadırbun nisa, kadınları döger. Ev fihi şiddetun alen nisa, yahut da kadınlar üzerine şiddeti vardır onun. Ve lakin aleyki, sen bak, mülazemet et, bi Üsamete bin Zeyd'in, Üsamete bin Zeyd'e nikahlan. Ona bak. Böyle emreylediler.
حدثنا سليمان بن شعيب قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن أبي الجهم عن فاطمة نحوه. أين حديث الشريف إمام تحاوي سليمان بن شعيب ترك إلى رواية الذي حدثنا فهد قال حدثنا علي بن معبد قال حدثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن فاطمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين حديث الشريف إمام تحاوي başka bir senetle daha zikrediyor. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة عن فاطمة بنت قيس أنها فاطمة بنت قيس لما انقضت عدتها وقتك عدتني بتردي خطبها أبو الجهم ومعاوية. أبو الجهم ومعاوية buna dövücü oldular. كل ذلك يكون. Kitapta böyle yazılı Allah alem burada bir şey noksan. Fi kulli zalik her birinde yekulu buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdu. Eyni enti min Üsame. Yani o böyle dedikçe Peygamber Efendimiz dedi ki sen Üsame'den neredesin? Yani Üsame'ye niçin nikahlanmıyorsun? Buyurdu. Yani Üsame'ye nikahlan diye Peygamber Efendimiz de dövücü olduğuna. Şimdi bak iki zat dövücü olduğu halde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de Üsame için dövücü oldu. Çünkü arada sözleşme yok. Sözleşme olmadığından dolayı başka birisinin de araya girmesi caiz. Haddesene Yunus'u kâle akberen ebn-i vehbin emni maliken akberehu an abdillahi bin yezide mevlel esvedi bin süfyan an ebi selamete bin abdirrahman bin evf an fatimete binti kaysin kâlet Fatime dediler ki lemmâ halaltu vaktaki ben adetimi bitirdim helal oldum. Eteytu Resulullah sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e geldim. Fezekertu lehu ben ona zikreyledim ki enne Muaviye ibn Ebi Süfyan ve Ebu Cehmin Ebu Cehim Hatabani beni istiyorlar. Yani bana duyurucu geldiler. Hangisine varayım diye istişare yaptı. Fekala Resulullah sallallahu aleyhi ve ala aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz buyurdular ki Emma Ebu Cehm fela yed'u koymaz as-sahu değneğini min atiki umuzundan. Umuzunda indirmez. Yani kadınları çok duyar. Ve emma muaviyeti fesu'lukun. Muaviyeti su'luktur. La male lehum mali yoktur. Velakin inkihi Üsamete bine Zeydin. Sen Üsamete bine Zeyd'e nikahlan. Buyurdu. Kalet Hazreti Fatime dedi ki fekerihdu ben bunu hoşlanmadım. Yani Üsame'ye varmayı istemedim. Sümme kâle Resulullah Efendimiz buyurdu ki inkihi Üsamete sen Üsame'ye nikahlan. Üsame'ye var. Dedi fenekehduhu ben de Resul-i Ekrem Efendimiz'i emrettiği gibi ona vardım. Fecealallahu Cenab-ı Hak kıldı fihi bu nikahta hayran hayır kıldı. Ve gıbettu hatta ben gıptelendim bihi bunun sebebiyle. Yani başka kadınlar bana gıpte ettiler ki bu hayra sen kondun, sana nesip oldu. حدثنا ربيع المأذن قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة ومحمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن فاطمة بنت قيس قالت فاتمة بنت قيس dedi ki لما حللت وقتك ben iddetimi bitirdim nikahlanmak helal oldu bana خطبني معاوية معاوية beni istedi ورجل من قريش bir de Kureyş'ten bir adam ki أبو الجهم. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz diyor bana dedi ki inkihi Üsamete Üsame'ye nikahlan. Fekerihtuhu ben bunu hoşlanmadım. Üsame'yi kerih gördüm. فقال رسول الله Efendimiz buyurdu ki inkihihi sen Üsame'ye var onunla nikahlan diye tekit etti. Fenekehtuhu ben de ona vardım. حدثنا ربيع المازن قال حدثنا أسد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زايد قال حدثنا المجالد بن سعيد عن عامر عن فاطمة بنت قيس أن رجلا من قريش قريشتن bir adam خطبها ona dövücü oldu. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e geldi. قال buyurdu ki Peygamber Efendimiz Fatime'ye dedi ki ألا أزوجكِ ben seni nikahlayayım mı? رجلا bir adama böyle adam ki أحبه ben onu severim benim sevdiğim bir adama nikahlayayım mı? فقالت Fatime bint قيس dedi ki بلى يا رسول الله nikahla dedim. فَزَوَّجَهَا Peygamber Efendimiz de Fatime bin Gays'i nikahladı ki Üsame'ye nikahladı.
Kâle Ebu Cafer, İmam-ı Tahavi dediler ki, فَلَمَّا خَطَبَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peki Peygamber Efendimiz dövücü oldu Fatime'te, Fatime'ye, ala Üsame'te, Üsame'ye nikahlanması üzerine. بَعْدَ عِلْمِهِ bildikten sonra بِخِطْبَةِ مُعَوِيَةَ وَاَبِ الْجَهْمِ اِيَّهَا Muaviye'nin, Ebul Cehm'in Fatime'ye dövücü olduklarını bildikten sonra kendisi de Üsame için dövücü oldu. Kâne fî zâlike bunda oldu. Delilün delil oldu ki alâ enne tilkel hâl. O hâl yecûzü caiz olur. Linnâsi nasa en yahtubû dövücü oralar fîhâ bu gibi meselede. Yani birkaç müşterisi varsa, o kadın da onların birisine söz vermemiş ise başka birisi de gelip de talip olabilir. Ve sebete sabit oldu ki ennel menhiyye anhu bil asâri lüvel. Evvelki hadislerde araya girmeyin, siz de dövücü olmayın dediği ise hilaf-ı zâlik bunun hilafınadır. Yani ikisi ayrı ayrıdır. فَيَكُونُ مَا تَكَدَّمَ Tekaddümeden şey olur. Öyle şey ki zekerina biz zikreyledik. لَهُونِ فِي عَذَا الْبَابِ Bu babda zikreyledik. Yukarıda Peygamber Efendimiz'e nehyeylemiş olduğu. Nedir? مَا بِي şeydir ki fihi anda vardır. اَرْرُكُونُ رُكُونُ اِلَى الْخَاتِبِ İsteyen adama meyil vardır. O talip olmuş, o da ona meyil etmiş. Meyil ettikten sonra araya girip de ona o nikahı bozmak caiz değildir. Ve ma zekerna ba'de zalik fakat ondan sonra zikrettiğimiz hadislerde orucudur ma olbiş hadislerdir ki leyse fihi rükun onlarda rükun meyil yok ilal katibi dövücüye söz verme yok rükun yok böyle iki rivayetler öyle de rivayetler var böyle de öyleyse evvelki rivayetlerde rükun meyil var olursa o vakitte araya girmek caiz değil ikinci hadislerde sözleşme rükün meyil yok. Öyleyse onlarda da araya girmek var. Böyle bu manada biz telif beyin ederiz. Hatta tesihhe hâzihil âsâr. Bu eserler sahih ola ve tettefüke me'âniha manaları da müttefik ola ve la tadâdde birbirlerine de zıt olmayalar. Ve kezâlikel müsavemetü müsaveme de böyle. Alışveriş de böylecedir. Hiye bu alışveriş elâ hâzel me'anâ eyda bu me'anâ üzerindedir. Yani alışveriş iki türlüdür. Bir var ki alanla satan artık azmetmişler, bu işi bitirecekler, araya girmesi caiz değil. Bir de var ki hayır, alanla satan işi bitirmemişler, arada sözleşmemişler. Üçüncü bir adımda araya girip de ziyade edebilir. قَدْ بَيَّنَّا ذَٰلِكَ قَدْ بَيَّنَ ذَٰلِكَ Bizim bu dediğimizi beyan buyurdu. مَاشُولْ bir hadisçi قَدْ حَدَّسَنَا bize rivayet eyledi Muhammed bin Bahri bin Matar el-Bağdadi. قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرنا الأخضر بن عجلان قال أخبرنا أبو بكر الحنفي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنس بن مالك dediler ki أن رجلا من الأنصار أنصارتان bir adam أتى النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'e geldi فشكى إليه الفاقة fakirliği Peygamber Efendimiz'e şekva iledi Ya Resulallah çok fakirim hiçbir şeyim yok dedi sümme ade bu adam tekrar gitti bir daha geldi. Ve kâle ya Resulallah لَقَدْ جِيْتُ مِنْ عِنْدَ اَهْلِ بَيْتٍ Ben bir ev halkının indinden geldim ki مَا اَرَى زَنَّتْمَمْ كَاَنَ اَرْجِعَ Ben döneyim ileyim onlara حَتَّى يَمُوتَ بَعْضُمْ جُوعَ Hatta bazıları açından ölür. Yani o kadar perişanlar ki zannederim ben eve dönünceye kadar bazıları açından ölür. O kadar perişanlar. Kâle Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki اِنْدَلِكْ Git, hel tecidü min şeyin. Bak bir şey bulabilir misin? Yani satılacak bir şey bana getir. Fındalaka adam gitti. Fecae getirdi bir halisin ve kadeh. Bir halis bir de kadeh. Halis dediği sergi. Bir serip de üzerinde oturacak bir kilim, bir battaniye neyse bu. Ve kadehin bir de su içecek bir kap. Fekale ya Resulullah hadel halis. İşte bu sergi kânû yefterişûne bâdehû bazısının altlarını sererdiler. وَيَلْتَفُونَ بِبَعْضِهِ Bazıların da ev halkı üzerine alırdı. Yani ev halkının hiçbir şeysi yok. Onu seriyorlar. Ve yarısını da üzerlerine çekip yatıyorlar. Başka bir şey yok. وَهَذَا الْقَدَحِ işte bu kadeh de kânı يَشْرَبُونَ فِيهِ Anda su içerdiler. Başka bir şey yok. فَقَالَ Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki مَنْ يَخُذُهُمَا Bu halis ile kadehi kim alır? مِنِّي benden bir dirhem. Yani pazarlığa çıkardı. Kim bunu hani dellalları yapar ya aşağıyı? Peygamber Efendimiz de onları satlığa çıkardı. Fekala racülün bir adam dedi ki hani ben ya Resulullah
bir dirheme ben alırım. Fakale Resul-i Ekrem'imiz buyurdu ki men yezidu ala dirhem, bir dirhem üzerine kim ziyade eder, yani ziyade veren yok mu? Fakale racunun, başka bir adam dedi ki ana ahuduhuma bir dirhemeyni, ben iki dirhem alırım ya Resulallah. Kale buyurdu ki huma bu halis ile kadeh lekesene, yani bir parayı al. İki dirheme sattı onları. Feda bir reculu, fakir adamı çağırdı. Fakale buyurdu ki işleri bir dirhemin, bir dirhemle satın al. Ta'amen ta'am le ehlike, ehline, yani ev halkına bir dirhemle yiyecek al. Ve bir dirhemin, bir dirhemle de satın al. Fesen balta, sünnetini sonra bana gel. Fesale adam da gitti, öyle yaptı. Bir dirhemle yemek aldı, evine götürdü. Bir dirhemle de bir balta aldı, geldi. Fefe'ale işledi, sümmeca'a sonra geldi. Fekale, Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki indalık git ila hadel vadi, bu vadiye git. Fela tede'anne, elbette bırakma, fi anda şuken, bir dikenli ağaç, ve la hataben, yanacak bir ağaç, odun yanmak için, yani hiçbir şeysini bırakma. Yani kes, getir, sat. Ve la te'tini, sen bana gelme illa ba'de aşrin, illa 10 gün sonra gel. 10 gün git. فقال رسول اكرم فندز buyurdu ki intalik git ila hadal vadi, bu vadiye git. Fela tedan, elbette sen terk etmezsin, yani yap demek, fihi, o vadide bırakma. Şöken, bir dikenli bir şey, ve la hataben, yanacak bir odun, dikenli dikensiz yanacak şeylerin hepsini bu baltayla kes, onları getir sat. İşin bu olsun. Ve la ta'tini illa ba'de aşrin, sen bana gelme illa 10 gün sonra gel. Fefe'ale, o adam da 10 gün gitti, o baltayla çali, çirpi topladı, getirdi, sattı, tekrar 10 günü tamamladı. Sümme etahu, sonra 10 gün sonra Resul-i Ekrem Efendimiz'in yanına geldi. Fekale, o adam dedi ki, buğrike fîmâ emerteni bihi. Ya Resulallah, buğrike mübarek kılındı, mübarek oldu. Fîmâ, şöyle bir şeyde ki, emerteni, sen bana emrettin bihi anında, senin bu emrettiğin şeyde bereket oldu. Yani kazandı, ihtiyacını defetti, çoluk çocuğunun rızkını başladı temin etmeye. Kale Resul-i Ekrem Efendimiz buyurdu ki hâdâ hayrun leke, bu sene daha hayırlıdır. Minen tâtiye, gelmenden, yevmel kıyamete, kıyamet gününde. Ve fî veçhike, halbuki senin yüzünde de orucudur. Nüketün, nükteler orucudur. Minel meseleti, dilenmekten. Yani dilenseydin, kıyamet günü gelecektin, yüzünde lekeler vardı, olurdu. O lekelerde neden? Dilendiğinden dolayı. Kıyamet günü böyle yüzünde lekeler gelmedense, bak şimdi helalından çalıştın, kazandın. Kıyamet günü dedi öyle lekesiz gelirsin. Evet. Nüketün ev humuşun minel meseleti. Peygamber Efendimiz nüketin mi buyurdu, humuşun mu buyurdu, ravi şekk ediyor. Yani nükteler olurdu yahut da yırtılmış, yani bir adamın yüzünü çırarlar, böyle yaralar olur. O şekilde gelirdin kıyamet günü. Eşşekku şek kimdendir? Min Muhammed ibn-i Behr'in. Ravi Muhammed ibn-i Behr'dendir. Şekki yapan bu. فَلَمَّا اَجَازَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَقْتَكِ Peygamber Efendimiz caiz gördü fi هذا الحديث. Bu hadiste el-müzayede, müzayedeyi caiz gördü. Peygamber Efendimiz işte burada müzayede derler ya, müzayedeyi tecviz buyurdu. En evvela onları bir dirheme, birisine, birisi bir dirhem verdi. Ondan sonra ziyade eden var mı? O iki dirhem verince ona sattı. Ve fî zâlike, işte bu meselede orucudur. Sevmün, pazarlık, ba'de sevmi, pazarlıktan sonra. Evvela bir adam bir dirhem verdi, işte bu bir sevm, bir alışveriş. Fakat onun üzerine öteki ziyade edince ikinci pazarlığa girdi. İlla ennemâ tekaddeme, illa tekaddemeden şey min zâlike sevm, bu sevmden tekaddüm eden şey, yani evvelki nehyedilen sevm, Peygamber Efendimiz nehyelemişti, sevmün bir sevmdür ki, bir pazarlıktır ki, la rükûne me'hû, o pazarlıkta rükûn yoktu. Fedelle zâlik, bu delalet eyledi, ey de yukarıki hadis gibi ki, ennemâ ol bir şey ki, neha anhu, Peygamber Efendimiz ondan nehyeledi, ennebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in nehyetmiş olduğu şey. O da neden? Min sevmir racüle alâ sevmi ahîhî. Bir adamın gidip de pazarlıkta mümin bir kardeşinin pazarlığının üzerine pazarlık yapması, bundan nehyelemiş olduğu bu,
bihilafi zalike, bunun hilafınadır. Nehyettiği başka, caiz olan başka. Febâne zahir oldu bihâdel hadis, bu hadisle ne zahir oldu? Mâna mâ ol bir şeyin mânası ki nehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz nehiyledi anhu ondan. O da neden? Min sevmir racül alâ sevmi ahihi. Bir adamın gidip de mümin bir kardeşinin pazarlığı üzerine alışveriş yapmasını nehyeylemiş olduğu mana zahir oldu. O da mesela şunda geliyor ki pazarlık iki türlü oluyor. Birisi mesela bir adam bir at alacak, bir ev alacak, bir bahçe alacak. Artık mal sahibiyle giriş değil de azdır, çoktur, azdır, çoktur pazarlığı bitirecek. Ona meyletti. Üçüncü bir şahsın gidip de bu araya girmesi bu caiz değildir, helal değildir. Çünkü o alacağı adama zarar verecek o. İşte menhu olan bu. Ha, caiz olan da bir adamın bahçesi, ati sattık. Birisi geldi dellalda yahut da kendisi satıyor. Birisi geldi bir fiyat verdi. Adam da razı olmadı. Razı olmayınca üçüncü bir adamın gelip de fazla vermesi ona caiz. Ama evvelkinde öyle değil. Evvelkinde adam razı ya, alacak satacaklar da fakat parasında ittifak edemiyorlar. İlla alıcı alacak, satıcı da o adama satacak. Fakat parasında ittifak edemiyorlar. Üçüncü bir adamın gelip araya girmesi caiz değil. Bunda öyle değil. Adam geldi, bir fiyat istedi. Öteki adam da bir fiyat verdi, razı değil. O fiyatı vermiyor. Öyleyse üçüncü bir adamın gelip de ziyade etmesi caiz. Bu. Febâne bihâdel hadis, bu hadiste zahir oldu. Mâna mânehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'in nehyetmiş olduğu şeyin manası min sevmi racül alâ sevmi ahîhî. Bir adamın alışveriş yapması, kardeşin, mümin bir kardeşinin pazarlık üzerine alışveriş yapmasının manası zahir oldu. Nehyettiği ne için? Rükun olursa artık onda sözleşmişler, bitireceklerse o caiz değil, yoksa caiz. Ve bir hadisi Fatimete binti Kays'in, Fatime binti Kays'in hadisiyle de zahir oldu. Ney ma ol bir şey ki neha enhu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nehiyledi min hitbeti recüle ala hitbeti ahihi. Bir adamın dövücü olması, bir mümin kardeşi dövücü olduktan sonra gidip dövücü olması, ondaki nehyin manası da zahir oldu. Niye? Onlar artık o işi bitirecekler, evlenecekler de fakat arada bazı ufak tefek şeyler var. Bunu tamamlayacaklar, yani sözleşmişler. O başka bir şahsın araya girmesi, dövücü olması caiz değildir. Fakat yok, adama gitti talip oldu, o adam da razı olmadı. Onun velisi, kadının velisi razı olmadı. O üçüncü bir şahıs araya girebilir. وَهَذَا الْمَعْنَى işte bu mana, اَلَّذ۪ي böyle bir manadır ki صَحَّحْنَا عَلَيْهِ biz anın üzerine tasih eyledik هَذِي الْاَثَارِ bu hadisleri. Nerede? فِي مَا bir şeyde ki اَبَحْنَا مُبَحْ قِلْدِكْ فِيهِ onda مِنَ السَّوْمِ alışverişten وَالْخِطْبَةِ dövüşçülükten. وَفِي مَا دَخِ bir yerdeki mana biz men eyledik فِيهِ orada da مِنَ السَّوْمِ alışverişten وَالْخِطْبَةِ dövüşçülükten. Bazılarında mübah kıldık, bazılarında men eyledik. Bunun manası anlaşıldı. İşte bu mana ki biz böyle yaptık, böyle dedik. Kavlu Ebi Hanife'te ve Ebi Yusuf'e ve Muhammed'in rahmetullahi aleyhim. Bu üç imamın kavli de budur. Bakad ruviye fi icazeti bey'i men. Bakad ruviye rivayet edildi fi icazeti bey'i men. Bir adamın alışverişinin caiz olmasındaki Yezid'i ziyade eder. Ziyade veriyor alışverişte. Bunun caiz olduğu hakkında rivayet var. Kimden? Emmen bir kimseden ki ba'den Nebiyyü sallallahu aleyhi ve ala alihi ve sellem. Peygamber Efendimiz'den sonra Ashab-ı Kiram'dan da rivayet var. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, haddesena Yusuf ibn Adiyyin kâle, haddesena ibn-i Mübarek anil Leysi ibn-i Sa'din an Atâ ibn-i Ebi Rabah kâle. Atâ ibn-i Ebi Rabah diyor ki اَدْرَكْتُنْ نَاسِ ben nasa yetiştim. يَبِعُونَ الْغَنَائِمُ koyunları satardılar. Koyun, keçi, bunları satardılar. فِي مَنْ bir şey, kimse diye satardılar ki Yezid'i ziyade eder. Bir adamın mali davarı var. Yahut da ganimetten kendisine isabet etmiş. Her de alınan ganimetten bunu getiriyor. Pazara koymuş. Kim ziyade verirse ona satıyor. Ben bunu idrak ettim ki nasıl bunu yapıyor.
ganaimden almış oldukları malları yahut da kendi malını ortaya dellal gibi koymuş, kim ziyade ederse ziyade edene veriyor. Buna ben yetiştim buyuruyor. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme kâle, akberena Yusuf kâle, haddesena ibn Mübarek an İbrahim'e, en Nafi'in, en İbni Ebi Necih'in, en Mücahid'in kâle. Mücahid'den rivayet ettiler. Mücahid dedi ki, la bâse beis olmadı. Helal oldu yani. En yesûme basarlık eda alâ sevmir recülü, başka birisinin pazarlığı üzerine pazarlık yapar. İzâ kâne olursa fî sehni sûk, çarşının ortasında yani pazar yerini getirmiş, adam malını koymuş, gelen giden veriyor. Birisi veriyor, öteki bire ziyade ediyor, öteki ziyade ediyor. Bu caizdir. Yesûmuhâ da ve yesûmuhâ da. O da müşteri olur, o da müşteri olur. Caizdir. Fe'emmâ izâ halâ ve hâli oldu mi bihi anında recülün bir adam. Bir adam gitmiş, böyle pazar yerinde değil, bir adamının bir alışveriş yapıyor. Kimse yok. Fela yesûmu aleyhi. Fakat gidip onun alışveriş üzerine alışveriş yapmak bu caiz değildir. Adam gitmiş, adamın kendi evinde bir malını, bir şeyini alıyor. Sen de gittin, girdin oraya, onun pazarlığını bozdun. Bu caiz değil. Ama getirmiş, ortaya koymuş, kim ziyade verirse ona verecek, bu caiz. Bu ders burada nihayet buldu. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.